Konuşmuştuk ya tarot falcısından bahsediyor mesela. Abi diyor tarot falcısının her şeyi buldu ya. Hayır her şeyi bilmedi. Bir kere her şeyden önce gelecekle ilgili söylediği şeylerin yarısı doğru çıkmadı doğru mu? Ama sen o doğru çıkmayan yarısını düşünmüyorsun. Seninle ilgili söylediği şeylerin çoğu doğru çıktı. Belki de hepsi doğru çıktı. Abi bilemez nasıl bilecek? Oğlum Allah'ım ya Rabbim ya. Şey Allah'la konuşuyor tamam mı? Allah'la konuşuyor arıyor abi cepten. Merhaba Allah diyor diyor ki işte bu Ali Ahmet Mehmet'in bana özel hayatıyla ilgili bilgi verir misin diyor oradan biliyor. Abi buluşacağımızı bir tek benim arkadaşım biliyordu. O da yani kesinlikle yapmaz öyle şey. Parantez içinde yaptı. Çok büyük ihtimalle kendi bile farkında olmadan yapmıştır. Hiç şunu düşünmüyor musunuz arkadaşlar? Cinlerle iletişime giren bir adam olsa gerçekten veya tarot falcısı böyle senin hakkında her şeyi biliyor. Öyle özel güçleri olsa helif tarot falcısı mı olur? Adam gider pokerde <laughs> Las Vegas'a gider adam Pokerde 21'de Pokerde konuşur cinleriyle Adamın elinde ne var falan diye böyle Herkesin elindekileri öğrenir Malı götürür ondan sonra Veya bilmiyorum ne kadar güçleri var Geleceği görüyor falan diyorsun ya Ulan herif gider iddia oynar yani Sana mı kalmış Senin 40 yaşında orta yaş bunalımı yaşayan Bir iş kadınının işte hoşlandığı bir erkek var da o erkek acaba ondan da hoşlanıyor mu? Ona mı kalır sence? Bir düşün bakalım. Geleceği görüyor. Herif geleceği görüyor yani veya karı. Genelde karı oluyor. Şey, karı derken. Saygı duymadığım için söylüyorum. Geleceği görüyor yani. Her şeyden önce bunu düşünmeniz lazım arkadaşlar. Adam bir özel güç sergiledi. Vay anasını. Herhalde bunun özel gücü var. Adam bakarak kaşık büküyor olsa sihirbaz mı olur? Sahneye çıkıp sihirbaz mı olur yani? Adam gider X-Men okulu açar lan. Gerçekten arkadaşlar. Bu oyunları yapanlar değil, bunlara inananlar beni daha çok kanser ediyor. Adam diyor ki işte, biz cinlerle konuştuk. Uygulamamızı indirirseniz eğer, cin fotoğraflarını orada yayınlamamıza izin verdiler. Yani şey diyor, lan biz ciniz, bizi bedava mı yayınlayacaksın amk diyor. Koskoca ciniz biz. Orada uygulamayı indirsinler. Çok büyük ihtimalle orada reklam yağmuruna tutulsunlar. Hayır zaten büyük ihtimalle esas hedefleri çoluk çocuktur. Yani her şeye inanır ya çocuklar. O ayrı ama büyüklerin içinde de inanan var abi. Ciddi ciddi inanan var yani. Vur kafasına odunu. Bizim arkadaşlardan vardı yani. Kafasına odunla vurmak geliyor içimden. Abi öyle deme Efe bizim arkadaş görmüş birebir görmüş. Ben duydum birebir duydum yani. Ben yalan mı söyleyeceğim? Yalan söylemiyor büyük ihtimalle. Kim bilir ne oldu yani. Ya arkadaşı trolledi ses duymuş böyle cinsesi duymuş eve girince ya arkadaşı trolledi ya çok fazla inandığı için hayal duydu çok fazla inanarak beyni yakan insanlar da var zaten bu işte hayalet, cin, uzaylı bunların bu kadar çok yaygın olmasının sebebi aslında sadece şey değil yani dolandırıcı insanlar artı onlara inanan saf insanlar değil bir de şu var gerçekten beynimizin ne kadar yanmaya ne kadar kısa devre yapmaya müsait olduğu bir şey yeterince inanırsan İsa'yı da görürsün. Hayaleti de görürsün. Cini de görürsün. Seni kaçırmaya gelen uzaylıyı da görürsün. Hatta uzaylı seni alır uçan dairesine de götürür. Orada anal prop da yapar. Bu uzaylılar böyle ahlaksız işte. Biz babamızın karşısında bacak bacak üstüne atamıyorduk. Bunlar anal prop da anal prop. Sabah akşam anal prop. Yeminsiz anal propcular hatta. Al işte Nihat Doğan'ın oynadığı Yemen zırhı reklamı. Biliyor musunuz onu? Kameranın deneme videosu olarak onun skecini çekmeyi düşünüyoruz. Sonra gene çıkıp arkadaşlar durun gülmeyin sakın. Podcast'lerde yaptığı şeyin aynısını. <laughs> Demezsek sevinirim. Orada da mesela muska olayını artık iyice ilerletmişler. Eşek gibi böyle <laughs> madalya gibi ama böyle bilmem ne taşıymış. Büyük ihtimal taş taşı. <laughs> Büyük ihtimal taş taşı. <laughs> Çünkü neden para harcasın ki? Parlak böyle hani şey olur ya. Kristallerin güçleri. Bu kristal işte cesaretinizi arttırır bu kristal sizi işte hastalıklardan korur falan. O elit kesimin en enayilerine hitap ediyor. Biliyorum Efe abi sizin orada bir adam vardı kristal taktı hasta olmadı. Tamam biliyorum aynen. Ben de mesela kristal taktım hiç ölmedim. Sadece bir kör olacağım bak düşün. O da güzeldir ya mesela hastalıktan koruyan bir şey böyle kristal veya taş veya bilmem ne. Adam gene hasta oluyor ama olsun abi yani az az hasta olduk. İki kere falan hasta olduk yani grip aşısı gibi ansın satayım. Manası bir noktaya kadar yetiyor. E o zaman ben ölüme karşı taş satayım. Bir kere öldün sadece abi öyle çok ölmedik yani. Öyle 8-10 kere ölmedik bir kere öldük yani. Öldüm ben de. Şey yapıyor mu abi ö öldük ama ayakta geçirdik yani. Ayakta geçirdik ayakta öldük. Öyle hafif atlattık yani. Her neyse işte. Çıkıyor Nihat Doğan reklamda. Ben Nihat Doğan diyor. <laughs> Nihat Doğan ta kendi taklidini yapıyor. <laughs> Onu demiyor tabii. Hemen başlıyor tabii. dakika bir gol bir. Önce Allah birader önce Allah böyle ellerini kaldırıyor. Ben de şimdi kaldırıyorum sanki görüyorsunuz gibi. Görüyorsunuz değil mi? Gönül gözünüzle. Önce Allah. Direkt yani şeyi hedef kitleyi belirliyor zaten orada. Ondan sonra işte arkadaş ben öyle sokakta satılan 1 liralık muskalara inanmam. Açık ve net. Bu da klasik marketing yöntemidir ya. Bir şeye inanmayın buna inanın deyince daha fazla inandırıcı olur. Hani bakın biz de dolandırıcılara karşıyız. O zaman bizim söylediğimiz kesinlikle dolandırıcılık olamaz. Sizin tarafınızda olduğunuzu kabul ettik. Evet abi 1 liralık muska ne ya? Daha pahalı olması lazım. Öyle kağıdın üzerine dua yazarak olmaz yani. Twitter'da yazdım bunu. Bir arkadaş biliyormuş olayı. Safran çiçeğinden mürekkep mi yapıyorlarmış? O yüzden böyle daha pahalı oluyormuş yani. Safran çiçeğinden olmayınca dua kabul olmuyor. Şey gibi herhalde. Bende de var ya Patreon üyesi olunca sorunu <gülüyor> okuyorum. <gülüyor> Öyle bedava üyelikle ondan sonra yok. Kuru kuru böyle Efe abi ben seni çok seviyorum la oho Monaco prensesi değilsin bir şey değilsin yani. Bu da herhalde o kafa. Her neyse evet. 1 liralık muskalara inanmayın arkadaşlar. Daha maliyetli muskalara inanabilirsiniz. Doğru tabi onun maliyet Mana falan atıyorlar içine. Mana kasıyorlar. Bunlar hep o işte yapılan büyünün şeyi var. Ingredient. Öyleydi değil mi şeyde FRP'de. <laughs> Malzemeleri var. Periapt of Protection Against Evil. Sonra da diyor ki işte bilmem ne 59.9999 liraya peygamber efendimizin neydi ya onun kullandığı taş mıymış? Öyle bir şey galiba. Çok 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 ilginç bir şekilde nasıl dava açılmıyor buna? Ben arkadaşlara söyledim. Arkadaşlar dedim işte cinden koruma taşı falan diye böyle bir taş satalım. Nasıl birçok enayiyi kandırırız? Oradan gelen parayla da İzmir'e bilim merkezi kuralım. Nasıl abi? Zaten Efe Aydan emperyalizmi budur. Bir sürü böyle etrafta kullanılmayan potansiyeli olan şeyleri alıp toplayıp onu böyle işe yarar bir şeye dönüştürmek. Eşittir Efe Aydan emperyalizmi. İyi fikir falan dedi arkadaşlar da işte sorun şurada. Aslında bu yasa dışı bir şey. Biz yapsak ensemize çökerler. Biz yapsak ensemize çökerler. Hadi derler cinden koru. Bunlara nedense çökmüyorlar. Yani ne olunca enseme çökmüyorlar bilmiyorum. İşte marketing tekniği ya. Yemen zırhı. Adamlar kimi oynatacaklarını biliyorlar Nihat Doğan. Adam gidip de ilahiyatla ilgili birini oynatacak değil herhalde. <laughs> ne bileyim İhsan eli açıkı falan oynatacak değil herhalde. İkincisi de başlar başlamaz. Önce Allah kardeşim deyince direkt hedef kitle orayı da hemen şey yapıyorlar. Belirliyorlar. Ha bu taşın özelliği neymiş onu söylemiyordum. Her şey. Para ve irfanda konuşmuştu ki her dert. Dur sitede yazıyordu. Sitede yazıyordu neler oldu bakalım hemen. Evet, nelere karşı iyi geliyormuş? Cin, büyü, musallat, karabasan, kötü ruh, negatif enerji ve burçların olumsuz etkileri. Burçların olumsuz etkileri ne lan? Evet, taşıyanı tehlikelerden korur, uyumsuzluklarına son verir. Uykusuzluğa, korkaklığa, karabasana, nazara ve hatta metabolizmanın düzgün çalışmasına fayda sağlar. Metabolizmanın düzgün çalışması ne demek? metabolizmanın düzgün çalışması ne demek abi hani bünyeye faydalıdır der gibi ne demek yani bünyeyi açar neyse güçlü ve erkeksi bir enerjiye sahip akik cinsel güç için ruhen ve fiziken fayda sağlar zaten ruhen fayda sağsa ne olacak ruhunla mı sin e sinemaya gideceksin her şey diyor yani öldükten sonra öteki tarafta iktidarsızlık olmasın o anlamda veya şey de olabilir bazen uyurken rüya rüyalanıyorsun ya Orada falan da performans düşüklüğü olmasın. Vücuttaki fazla veya olumsuz enerji boşaltır. Böylece sinir ve stresi yok eder, ferahlık sağlar. Bak bu çok şey gibi geliyor değil mi? Muallakta bir laf gibi geliyor değil mi? Hani insanlar psikolojik olarak buna inanırlar falan. Ama bence bunu bile olan taktık taşı hala stressiz diyecek adam vardır. Allah Allah ne daha acaba? Korkuların yenilip az önce söyledin lan bunu. Korkuların yenilip cesaretin arttırılmasında ve beyin düşünme gücünün pozitifleşmesini sağlar. Bak beyin düşünme gücü, göt düşünme gücü değil. Yanlış olması göt düşünme gücüne bir fayda sağlamıyor yani bu arkadaşlar. Bazı erkekler biliyorsunuz başka kafasıyla düşünür. Ona zaten az önce söyledi. Ona ona tamam onda sıkıntı yok. Ona güç sağlıyor. Onda sıkıntı yok. Erkeksi bir yapısı var yani. Belli zaten böyle. Aynen erkeksi bir yapısı var. Altta böyle iki tane yuvarlak. Üstte böyle ince uzun böyle. Onu böyle takıyorsun boynuna o şekilde böyle sallaya sallaya geziyorsun. Aynen çok erkeksi bir yapısı var. Bu ne lan? sürekli tekrarlayan şeyler gibi? Az önce zaten korkak bak arkadaşlar iki, iki faydası var. Korkaklığa iyi geliyor bir de korkuların yenilip cesaretin arttırılması. Bunlar aynı şeyler değil yani. Tansiyonu dengeler özellikle düşük tansiyonu normal seviyeye getir, Nah getir. Al bunu. Dava açmak istiyor musunuz arkadaşlar? Düşük tansiyonu olanlar alsın. Bunu taksın video karşısında. Ondan sonra tansiyonu yükselmesin. Ondan sonra dava açsın. Kolay para. Ciddi ciddi işini bilen bir avukat tanıdığı varsa bunu açabilirsiniz dava. Evet. Korkular... Oha. Ha pardon. <laughs> gene, gene aynısı çıktı sandım pardon. <laughs> bir geriye gitmişiz. Nazara. Göze karşı... Ko ya ilk başta söyledin zaten nazara. İlk başta söyledin lan. Bak okuyorum. Uykusuzluğa, korkaklığa, karabasan nazara. Bunu söyledin zaten. Bundan sonra bak uykusuzluğa falan diye çıkarsa ağzını... Neyse evet bir sonrakine geçiyoruz. Canlılık veren enerjisiyle kendinizi sıkıntılı ve kötü hissettiğinizde olayların iyi yönünde gör... Az önce söyledim bunu. Olayların iyi yönünde görmenizi sağlayın. Devam. Kendisini taşıyan kişilere güç, keyif ve iyimserlik hissi vererek olumsuz duygulardan korur. Dördüncü oluyor. Dördüncü oluyor. Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Dünyevi başarıyı simgeleyen Akik negatif enerji karşı. Ananı çık git lan. <laughs> evet sakinim. Sakinim arkadaşlar. Sakinim. <laughs> Ama bir ara vermem lazım. Gözümden yaş geldi. Bunlar mutluluk yaşımı, gülme yaşımı, ağlama yaşımı bilmiyorum.